Herkese selamlar, yeniden merhabalar sevgili oğlaklar. Bugün 18-24 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hayırlı güzel bir hafta olsun dostlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir öncelikle arkadaşlar fincanı size göstereyim. iç kısmınızda bakın bir yerler aşağıda, bir yerler yukarıda. Şöyle yaptığımda sanki bir insan var burada. Bence herkes görüyor bir insan var. Burada birisi, burada birisi. Herkes tepesine üşüşmüş ki şurada da birisi var tam önünde. Herkes tepesinde üşüşmüş. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? diye çok fazla sorular soruyor. Bu direkt haneden birisi. Yani hanede tabii ki en başta siz olmak üzere. Bu çoluk çocuk anne baba da olabilir. Eşiniz olabilir. Çok arkadaşlar bu insan arada derede kalmış. Herkes soracak. Herkes ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bu ne böyle, şu niye böyle, bu niye böyle değil bu ya da bu niye böyle. Yani birazcık kişi ayakta durmaya çalışıyor. Bakın dik bir duruş sergilemeye çalışıyor şu kısımda ama yine de o kadar çok etrafında yargılayıcı bakışlar biraz gerginliğe neden olacak. Bazı sanki sorular cümlelerin arasında bu kişi ayakta durmaya çalışıyor. İşte sen bu mesleği seçtin de niye bu mesleği seçtin? Niye bu kadar kazanıyorsun? Herkes bilmem ne kadar para kazanırken sen niye böylesin? Başkaları kazanıyor sen niye yapamadın? Niye şöylesin? Niye böylesin? bu Niye bu insanı seçtin? Ya da niye bak ben sana başka bir şey Diyor, sen niye onu yapmadın? Yani birazcık böyle darlayıcı sorular gündemde olabilir. Sınavınız varsa birazcık zor sorularla, çok böyle detaylı sorularla karşılaşabilirsiniz. Ve biraz arkadaşlar dalgalanmalar hayatınızda görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun. Buraya geliyorum. Arkadaşlar bir bebek var ama bebek çok büyümüş artık. Yani biraz daha büyümüş. Bu ilişkiniz varsa daha ileriye taşımaya. Onun haricinde işinizi, gücünüzü yükseltmeye belki de birileri size bu kadar konuşması, sizi bu kadar geren, yargılayıcı konuşmalar yani iğneleyici hatta olabilir sorguya çekercesine sorulan soruların Sonucunda belki diyebilirsiniz ya yeter artık. Sormayın, etmeyin. Ha belki çocuk için de varsa hani ailedeki diğer insanlar için de söylüyorum. Ya ben bu kadar laf söylendi. Demek ki ben gerçekten dışarıdan bakıldığında bir şeyleri eksik yapıyor olabilirim. Yeterli gelemiyorum. Memnun değiller. Şimdi sizde şöyle bir düşünce oluşmuyor ama bakın başka bir burçta olsaydı mesela Koç burcu olsaydı muhtemelen burcuna özel şöyle diyebilirdim. E kimseyi umursamıyorsunuz ama sizde öyle değil. Beni daha iyi yerde görmek istiyorlar. Demek ki ben aileme yetemiyorum. Ne yapayım? Daha çok çabalıyım. Başka olsa bana ne ya? Ben kendimi biliyorum zatenler. Ama siz de ister istemez çocuklarım bana böyle söyledi. Demek ki çocuklarımın gözünde yeterli değilim. Daha iyisi olmalıyım. Anne babam böyle söyledi. Demek ki benden daha çok şey bekliyorlar. Daha çok emek vermeliyim, daha çok kendimden ödün vermeliyim, daha çok çalışmalıyım, daha çok şey yapmalıyım. Bunu beğenmediler. Beğenmezlerse beğenmesinler. Bana ne diyemiyorsunuz. Şimdi gideyim de yenisini yapayım, daha iyisini yapayım da görsünler aslında yapabiliyorum, başarabiliyorum. Evlenemiyorsa istersem evlenirim. Bunu evlenin de görsünler. Yani biraz böyle hızlı karar alma durumlarınız olabilir. Bir şeyler bakın büyüyebilir. Belki de bazen yapılan konuşmalar Herkesin sınanması, herkesin sınavı farklı şekilde. Bu sözler bir şikayet gibi görünse de belki bazı insanları, belki çocuğunuza yapacağınız bir konuşma, bak ileride biz hasta olursak kim kim bize bakacak gibi yapacağınız bir konuşma ona inanılmaz derecede dokunabilir ki çevredeki insanların konuşmaları da aynı şekilde size dokunup böyle bir harekete geçirme, olayları olma ihtimali var sevgili dostlar yani böyle bir enerji aldım ki bakın öncesinde de bir grup insan sizin hakkınızda ya da daha doğrusu şuradan böyle yapılan konuşmalar sonucunda işini, gücünü, ilişkisini, hayatını bir şeyleri daha ileriye taşımaya karar veren kişiyle alakalı zaten yapılan konuşmalar var ve kötü değil. Onu söyleyeyim. Çünkü güzel bir balık var. Aslında iyi niyetli olması beklenen ama bir yerden sonra şikayet, ezikliyormuş gibi olabilecek bazı konuşmalara dönebilir. Yani üslup farkı arkadaşlar. Tamamen üslupla alakalı. O yüzden biraz tabii ki eleştirel bir konuşma gibi sol tarafta görünüyor. Bakın buna istinaden zaten görüyor musunuz küçücük olan bu yol çok büyük genişliyor. Yani genel olarak bu hafta demek ki söylenen konuşmaları toplayıp kendinizde ya da bu insan kendisinde bir değişikliğe gidebilir ve geliyorum bu fincanın belki de en 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 güzel kısmına harika bir arkadaşlar temizlik var geçmiş temizliği siliyorum ya siliyorum şöyle duruyorum hayatıma bakıyorum kolumu uzatıyorum. Neye uzatıyorum? Neyi değiştirmek istiyorum? Tabii ki geçmişe gidip değiştirme gibi bir şey mümkün değil. Ama geçmişteki başarısızlıklarımı, geçmişte yaptığım hataları, yanlış seçimlerimi unutturacak bir şey olmalı. Bir şey yapmalıyım düşüncesi çok yoğun görünüyor diyorum ya başkalarına göre hata olan şeyleri telafi etme durumlarınız olabilir. Belki siz geçmişinizde herhangi bir hata sıkıntı görmüyorsunuzdur. Ama diğer insanların sözleri, çoluk çocuk, anne babanın, hani eşinizin ana lafları bu dönemde sizi çok fazla etkileyebilir. Normalde etkilenmiyorsanız bile bu hafta nedense sizde böyle bir arkadaşlar itici güç olabilir söylenen sözler ve devamında da sağ tarafa doğru gittiğimde çok güzel bir yolunuz var. Bakın aslında şurada da hafif hafif yollarınız var. Demek ki bir yola gitme, bir plan yapma durumlarınız olabilir. Bu süreçle beraber bir de başka bir yolunuz var ama bakın bu tarafa doğru gidiyor sonra kırılıyor yukarıya devam ediyor. Yani planlar, düşünceler bu dönem içerisinde Değişimi uğrayabilir. Bunun sebebi de... ...seçtiğiniz bir yolun sizi birazcık mutsuz etmesi. Ve mutsuz olmanıza rağmen yalandan böyle... ...yo mutluyum çok iyi gidiyor... Demekle alakalı bir şey aslında belki de evliliğinizden memnun değilsiniz. Ama sırf çocuklar üzülmesin, kimse dışarıdan ailemizi yanlış görmesin diye mutluyum, iyiyim diyorsunuz, işinizi belki sevmiyorsunuz, olsun çok iyi ya Allah bereket versin deyip gene de orada mesela kalmaya devam ediyorsunuz. Buralarda bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Demek ki bazı sakladığınız duygularınız, dışarıdan belli olduğu için insanlar size diyebilir. Ya memnun değilsen niye devam ediyorsun? Sen başka şeyler yapabilirsin. Kalma orada. Git başka şeyler yap. Sizi birazcık üsluplarından dolayı sanki kızıyorlarmış gibi bazı konuşmalar olabilir. Burası bayağı kalabalık. Herkesin birbirine bir şeyler söylediği konuş Sanki böyle düğün ortamı var da kim ne söylüyor, kim ne yapıyor. Yani belli bile değil. İnanılmaz karışık bir ortam. Her taraftan her türden insanın olduğu bir dönem. Şimdi seçe seçe gitmek gerekirse şurada arkadaşlar bir sağlık sorunuyla alakalı şifalanma dönemi geliyor. Sürekli bir hastalık, rahatsızlık, kronik olan şeyler varsa bu dönem belki çözümünü bulabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, yarım kalan ilişkiler, kalp işleriniz, gönül işleri varsa bunlar bu dönemde biraz daha düzelmeye gidebilir. Şuralarda bakın bir tane ç harfiniz var. T harfi de var ama özellikle ç harfi çok belli. Ç harfi maalesef ki bir ayrılığı beraberinde getirir. Artı duyduğunuz her şeyi yapmayın bu dönem içerisinde. T harfi onun haricinde sizi bir yerden bir yere geçişinizi gösterir. Yani artık zamanı gelmişti. Evlenmenin, işe gitmenin, çalışmanın, kazanmanın birçok şeyin zamanı gelmiş. İşte bu hafta da ben bunu yapıyorum diyebilirsiniz. Şöyle bir baktığımda şurada güzel bir 5 rakam var. Evet 5 hem güçlenmenizi hem değişim durumlarını hem de birazcık dedikodu yapan insanları anlatır. İşte bu dedikodu da sizin hakkınızda çok fazla zaten konuşulmuş dediğim yerler. Şurada bakın aklınızda 2-3 kişiyi birden aynı anda düşünüyor oluşunuz var. Şimdi bir de şuradan size bir bahsedeyim. Şuradasınız. Genelik bir duruşunuz var. Şurada bebekten bahsetmiştim ve şurayı bakın anlatmamıştım. Şurada bakın aklınızda bir yol var ama yani gitsem mi gitmesem mi? Yani gitmek için param var ama izin alamıyorum. Ya da izin alıyorum. Bunu yapabilecek. Kimsenin izin almama gerek yok planımla alakalı ama para yok. Ama bir şey yok ama cesaretim yok. Yani bazı yerlerde birkaç eksiklik sanki yaşıyor gibisiniz. İnşallah eksikliklerinizi en yakın zamanda tamamlarsınız. Hanenin içerisi çok güzel görünüyor. Gelen insanların gözlerine birazcık dikkat etmekte fayda var. Onun haricinde gelecek kısmınız aslında fincan da çok açık görünmesine rağmen bakın burada ufak bir engel var. Bu engel sağ taraftan geliyor. Genelde böyle olduğunda sizin de yorumlarınıza dayanarak Hani yorumunu bu şekilde yapıyorum. Çünkü ben bunu söylediğimde bazen böyle çıkıp da söylediğimde evet gerçekten evet doğru evet 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 dediğiniz için bunun yorumu benim için artık bu şekilde olacak. Bakın noktası sağdan çıkıyor sola doğru gidiyor. Yani şöyle düşünün. Sizi çok seven bir insan var ama siz de bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ya en basitinden ya yani illaki bir yerlere gitmeniz iş için o aşk için, okul için başka yerlere gitmenize, birilerini terk etmenize gerek yok. Hani birisinin size böyle duygu sömürüsü yapması için. Çocuğunuz vardır, adını koyacaksınızdır. Ya benim adımı koy, babanın adını koy, annenin adını koy, bilmem kim benim dedemin adını koy gibi bazı şeyler söylenebilir. Siz de koymazsınız. Kendi aklınıza başka bir isim vardır. Daha güzel, daha hoş olduğunu düşündüğünüz. Onu koymanız bu kişinin ya işte isim yaşatmayı bilmiyorsun, hiç büyüklere saygı kalmamış. Yani bakın ne oldu? Ufacık bir şey ki hata bile denmez. Tamamen sizin tek elinizde olan bir şeyde. E niye yapıyorsun, niye ediyorsun ya da niye yapmıyorsun, niye etmiyorsun? Bizim hiç mi değerimiz yok? Yani bir anda böyle bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Yani çok çalışırsınız. Çok çalışmanız takdir edileceği yerde. Çok çalışıyorsun. Bize hiç vakit ayırmıyorsun. Bize zaman ayırmıyor musun? Biz niye değersiz miyiz? Başka şeyler bizden çok mu önemli? Gibi bazı konuşmalar olabilir. Bir de şurada G harfi var. Ee, daha doğrusu G'den öte arkadaşlar biraz daha altı rakamı var. Biraz daha dostluk olaylarının, arkadaşların artışı ve hane içerisinde biraz daha ilgi durumu artabilir. Bakın bu şekildeki bazı konuşmalar duygu sömürüleri aile içine bakışınızı arttırabilir. Bir başlangıcınız var onu söyleyeyim. Güzel bir başlangıca benziyor ama çok ne kadar devamı gelir bilemedim en azından bu hafta için söyleyeyim. Bir başlangıç sadece günü. Ha bu arada şöyle bir soru işareti olmasın. Aa burada da benim niyetim olacak. Haşa böyle bir şey yok. Sadece akışına göre acaba planlı mı gidiyorsunuz? Plansız mı gidiyorsunuz? Bir başlangıç var mı? Bakın bu hafta bazı şeylerde hep sizi iten güçler var. Enerjisel olarak tabii ki. E, yönlenmeniz ve yönlendirilmeleriniz çok fazla. O yüzden böyle hadi bakalım deyip bir başlangıç yapabilirsiniz. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.